kardeşlerimi sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kur'an'ın altı yönü nurludur sözü ne demektir? Kur'an-ı Kerim her yönden şüphesizdir ve her yönden nur saçmaktadır. Feiz ve bereket bize vermektedir ve hiçbir şüphenin ve tereddüdün asla Kur'an'a girmeyeceğini göstermektedir. Çünkü bir şeyin altı yönü vardır. Bir şeye zarar vermek, şüphe vermek altı yönden gelir. Ya önden ve arkadan, ya yukarıdan ve aşağıdan, ya sağdan ve soldan. Bir de içi. Yani böyle düşündüğümüz zaman herhangi bir şeye zarar vermek, şüphe vermek, tereddüt uyandırmak istiyorsanız bu altı açıdan verilebilir. Sureten, şeklen, aklen, mantıken. İşte Kur'an-ı Kerim'i hangi açıdan bakarsak bakalım ki Kur'an'ın altı yönüne birer cümlele temas edeceğiz inşallah. Altı yönüne baktığımızda Kur'an'a hiçbir yönden şüphe ve vesvese giremez ve Kur'an'a olan imanımızı sarsamaz. Tereddüt ve şüphe uyandıramaz. Peki neden bazı Müslümanlarda böyle bir tereddüt söz konusu? O Kur'an kalesini, Kur'an güneşini tam anlayamadığından kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla bizlerin o kardeşlerimize bu güzellikleri tam anlatamadığımızdandır. Öyleyse birinci sorumlu biz, ikinci sorumlusu da kendisi. Şu halde bu Kur'anın altı yönünü bire cümleli ifade etmeye çalışalım. Bir, Kur'anın arkası arşa dayanıyor. Rabbul arşil azim, yani o büyük arşın sahibi olan Allah'ın kelamıdır ve vahidir. Allah'ın vahyine ve kelamına hiçbir şüphe ve hiçbir tereddüt giremez. Aynı zamanda o vahyin geldiği zat olan Muhammed Aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz de Allah'ın izniyle korunmuştur. Ne şeytanların, ne insanların, ne cinlerin, ne de herhangi bir varlığın o peygamberimize vesvese vermesi, şüphe vermesi ve vahye bir şey karıştırması mümkün değildir. Öyleyse Allah'ın kelamına dayanmıştır arkası ve vahidir. Bu açıdan Kur'an'a hiçbir vesvese ve tereddüt giremez. Bir Müslümanın aleminde böyle bir şey de oluşmaz. İkincisi üstü önünde ve hedefinde iki hayatın saadeti vardır. Yani bize neyi gösteriyor Kur'an-ı Kerim? Dünyada saadet ve mutluluğu ahirette saadet ve mutluluğu. Öyleyse Kur'an bize sadece dünyayı veya sadece ahireti değil, Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-ahireti hasene. Ey Rabbimiz, bize hem dünyada iyilikler, hem ahirette iyilikler ver, dedirtiyor Rabbimiz bize. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in önündeki hedefi bütün insanları ve cinleri hem dünyada hem ahirette saadet ve mutluluğa sevk, sevk etmektir. Peki insanların istediği bu değil mi zaten? Yani insan ve cinlerin iki hayatı var. Dünya hayatı, ahiret hayatı. Tabi biz kabir hayatını, haşir hayatını, cennet hayatını hep ahiret hayatı olarak değerlendiriyoruz. Şu halde ya dünya hayatımız var, anne rahmini ve öncesini hatırlamıyoruz. Ya da öldükten sonraki kabirle başlayan ahiret hayatımız var. İşte Kur'an bir insanın bütün dünya ve ahiret hayatlarını saadete, huzura ve mutluluğa sevk ediyor. Bu açıdan da önü saadettir. Peki üstünde ne var? İ'caz, mucize pırıltıları, lemaları, elmasları vardır. Kur'an-ı Kerim baştan sona 40 yönden mucizedir. Benzerinin getirilmesi mümkün değildir. Ne gibi? Nasıl ki insan Allah'ın sanatıdır. Bu insanın bir bedenini yapmak ya da bir kafasını yapmak ya da bir gözünü yapmak ya da bir hücresini yapmak mümkün değildir. Mucizedir. Öyleyse Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı da bir Kur'an'ın tamamını da ya da kısa bir suresini de yapmak mümkün değildir. Bu da Allah kelamı olduğunun en açık delilidir. Üzerinde de mucizelik lemaları, elmasları söz konusudur. Peki altında ne var? Altında burhan ve delil direkleri var. Kaleleri var. Sağlam, kopmaz, kırılmaz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle çok fazla ayetlerden bahseder ki bizim aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, nefsimizi ikna edecek, tatmin edecek, onu huzura sevk edecek, rahatça kabul etmesini sağlayacak o kadar çok deliller var ki Bunlardan sadece bir tanesini verelim. Şayet arzda لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا Eğer gökte ve yerde ilahlar olsaydı لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا Yer ve gök fesada giderdi. Dolayısıyla bu o kadar net bir delil, o kadar harika bir delil ki bir başka delil daha söyleyelim. ''Ela ya'lem men halak'' Yaratan bilmez mi? Bakın şu delile. Nasıl ikna edici. Yani bana birisi dese ki bu makineyi en iyi kim bilir? Ben ne diyeceğim? Bu makineyi yapan bilir. En iyi. Öyle mi? Evet. E şu halde bu akıl ve mantık delili ve hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bu kuvvetli burhanı Allah Kur'an-ı Kerim'de bize öğretiyor. Hiç yaratan bilmez mi? Yapan bilmez mi? Madem yapan yaratan bilir, öyleyse bilen konuşacak. Şu halde Kur'an-ı Kerim baştan sona bu burhan ve delillere dayanmış. Oradan da bir şüphe ve tereddüdün girmesi mümkün değildir. Peki, sağında ne var? Bu Kur'an'ın kalesinin sağında da akıl, akılları tatmin eden bir Mükemmel, harika e, yönlendirme var. Efele ya'kilun, efele ta'kilun. Yani akletmez misiniz, düşünmez misiniz, aklınızı kullanmaz mısınız, aklınızı kullansanız ya diyerek o kadar çok ayet var ki Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Kur'an bize baştan sona akıl yoluyla Allah'ın kelamı olduğunu, hak olduğunu da ispat ediyor. Bunlardan aklımıza havale eden bir tane örnek verelim. Şimdi haşir delillerinden Yasin Suresi'nde geçen, Kur'an'ın başka yerlerinde geçen bir tek delil. Buyuruyor ki Rabbimiz: Eline çürümüş kemiği alan bir adam sordu. Men yuhyil zam. Bu kemiği kim diriltecek? De ki o kemiği ilk olarak kim yarattıysa o diriltecek. Şu delile bakın. Bir şey ilk olarak yapmak mı daha kolaydır? Yoksa o ilk olarak yapılan şey ikinci olarak yapmak mı daha kolaydır? Akıl ve mantık bunu gerekli kılıyor ki evet ikinci kez yapmak daha kolaydır. Bizim açımızdan. Haşa Allah için ilk yapmakla bininci defa, yüz bininci defa yapmak arasında fark yok. Ne birincisi zordur ne ikincisi kolaydır. Hepsi Allahu Teala sonsuz kolaydır. Öyleyse bir ayeti kerimenin akla hitabını kimse inkar edemez. Bir şeyi evvelen ilk olarak kim yarattıysa ikinci olarak o yapar. Bu bizim açımızdan bakılırsa daha kolay. Öyleyse şu dünyanın yaratılmasını, şu insanların şu güzelliklere donatılmasını gören bir insanın aklı varsa ikinci kez yaratmayı inkar etmesi mümkün değildir. İnkar ediyorsa aklını kullanmıyordur. Onun için İslam dininin akla tasdik ettirmediği hiçbir şey yoktur. Çünkü Kur'an'ı gönderen kim ise Aklı yaratan da odur. insan yaratan da odur. Şu halde bu akıl, bu insan o Kur'an'daki hakikatleri aklını sağlam kullanırsa, düzgün kullanırsa mutlaka akli ve mantıki olduğunu kavrayacak ve kabul edecektir. Öyleyse sağı akla tasdik ettiriyor. Peki solunda kalplerimizin zevki var. Zaten insan iki özellikle meydana geliyor. Ya aklı var ya kalbi var. Yani ruhun en temel vasıfları akıl ve kalptir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim aklı öne çıkararak akla tasdik ettiriyor, kabul ettiriyor. E kalbi öne çıkararak kalpte zevk kaldırıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de kalpler Allah'ı zikirle ancak tatmin olurlar buyuruyor. Demek ki Kur'an hakikatleri gerek okuyarak, gerek dinleyerek, gerek o hakikatları yaşayarak kalbimize bir huzur, bir saadet ve mutluluk zevki veriyor. Öyleyse kalpler de Kur'an'ı tasdik ediyor. Şu halde solunda da kalplerin tasdiki söz konusu. Peki bu kadar önü arkası sağı solu altı üstü bu kadar kuvvetli olan bu Kur'an'ın içi içi de halis hidayettir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de la raybe fi o Kur'an'ın içinde asla şüphe yoktur ve huden lil muttaqin ikinci vasıf. La raybe fi huden lil muttaqin. O Kur'an muttakilere, takva sahiplerine hidayet kaynağıdır. Yani konuşmasında, dinlemesinde, görmesinde, işitmesinde, anlamasında, sevmesinde, yürümesinde, uyumasında, çalışmasında, evlenmesinde ticaretinde, siyasetinde, ekonomisinde, hastalığında, belasında, musibetinde, ölümünde, yaşamında hayatın hangi alanında olursa olsun mutluluk mu arıyoruz? Kur'an'a uymak zorundayız. Nasıl bedensel özelliklerimizin huzurlu ve mutlu olması için Allah'ın kainatta gönderdiği nimetlere uymak zorundayız? Onun gibi ruhumuzun huzur ve saadet bulması için de Kur'an'da gönderen hakikatlara uymak zorundayız ki o Kur'an'ın içindeki halis, saf hidayete ulaşalım ve huzuru, mutluluğu yakalayalım. Şu halde özetle söylemek gerekirse Kur'an-ı Kerim her açıdan sağlamdır. Hiçbir yerden tereddüt ve şüphenin girmesi mümkün değildir. Onun içini de yaşadığımız takdirde içimiz huzurla dolacaktır. Ve dünyadayken bile o saadeti Tatlı tatlı bol bol yaşayacağız inşallah.